bugün toplu yemek yapan arkadaşlar için 700 porsiyon safranlı pilav yapacağım. Şimdi safranı ben önceden atıyorum. Tabii bu şey torbası, ne diyelim, işte baharat torbası, şöyle atarım. Bunu özellikle böyle atıyorum ki safran eğer çiçeğiyle beraber atarsam pilavın içerisinde çok çirkin, çok değişik bir görüntüsü oluyor. Mutlak suretle suyunun süzdürülmesi gerekiyor. Ben de bu şekilde kullanıyorum. Özellikle böyle atmam, safranı ayrı kaynatmamındaki sebep şu: suyun tamamının safran renginde olması gerekiyor. Eğer suyun tamamı safran renginde olmasa pilavın yarısı beyaz, yarısı safran renginde, yani altı sarısı renginde olur. Biraz sonra devam edelim. Şimdi işim yorulduğundan dolayı çok konuşamayacağım. Şimdi 700 porsiyona 35 kilo pirinç ısladım. Siz bunu tam 50 gramdan hesaplayabilirsiniz. Evde bile yemek yapsanız pirinci 50 gramdan hesaplayın. Şimdi pirinci bizi soğuk suyla ısıtıyoruz. Sebebi de şu: pirinci suya doyurmayacağız. Eğer pirincimizi sıcak suyla ısıtıp suya doyurursak istediğimiz neticeyi, istediğimiz gibi kaliteli pilavı alamayız. Bunu ne yapacağız? Bir 15 dakika soğuk suyun içerisinde bekleteceğiz. Arkadaşlar, şimdi yağımızı erittik, şöyle söyleyeyim. Eğer katı yağ kullanıyorsanız 1 kiloya 1 paket katı yağ kullanabilirsiniz. Ben yarı yarıya yağ kullanıyorum. Hem sıvı yağ hem katı yağ. Şimdi şöyle pirincimizi bir dökelim. Ondan sonra konuşalım. Tereyağıyla sıvı yağı ben yarı yarıya kullandım. O şekilde söyleyeyim. Usta bir de beni çekti şöyle karıştırırken. Aşamasında görüşelim tekrar. Arkadaşlar, şimdi ara ara pilav göstermek istiyorum ben. Şimdi ne yaptık? Kavruldukça bırakmaya başladı kendini. Bunu ne yapacağız? Toprağın arasına kavuracağız. Sakın şunu yapmayın. İşte ilk attığınızda ya bunun yağı az geldi, yağ ilave edelim demeyin. Bu yağı alıp tekrar yağı bırakın. Bak şimdi göstereceğim onu ben sana sorduğumu. Kavrulduksa yağını geri dışına atar. Bak, görüyor musunuz arkadaşlar? Yağ nasıl gelmeye başladı? Yani ilk aşamada yağsız gibi görünebilir pilavınız ama kavruldukça yağını atar, kavruldukça. Şimdi ne yapacağız biz bunu? Toplanana kadar, bir araya gelene kadar kavuracağız. Bir araya gelecek. Ondan sonra dağılmaya başlayınca suyunu vereceğiz. Şu şekilde yağ yap bakın. Nasıl yağını bıraktım? Rengini attı gördüğünüz gibi. Şimdi şekilde göstereyim ben. Pilavımız toplanmaya da başladı. Şimdi bir yere toplanmaya başladı. Bu ne demek? Suyunu verme vakti geldi. Dağılmaya başladığı gibi suyunu verecek. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tuz konusunda gramaj veremiyorum. Göz kararı veriyorum. Çünkü bu kaya tuzuydu vesaire, öbür tuzlu. Tuzun markasına göre yoğunluk oranı değişiyor. Şimdi tuzunu vereceğiz, şöyle bir atalım. Bismillah diyelim.
Allah'ı bilincimizi bozar. Hemen suyunu vermem gerekiyor. Bu köyde ısladım. Aynı ne kadar içine pirinç koyduysam o kadar da su vereceğim. Daha önce de söylediğim gibi safranlı suyu yani suyun komplesinin safranlı olması gerekiyor ki renk renk diş diş olmasın. İçinde kaldım. Pilavımız çıktığı zaman ondan sonra karşıma gösterelim diyelim. Çünkü bayağı bir efor sarf ettim. Safranlı pilavımız hazır. Ortalama 20 dakika dinlendirdim. Şimdi şöyle bir göstereyim. Ben tabii daha önce açtım baktım. Şu şekilde bir göstereyim. Şimdi bunu ne yapacağız? Son vuruşunu yapacağız. Yapmamız gereken bir işlem olduğunu yapacağız. O da şu. Ocağımızın altını sonuna kadar açacağız. Ondan sonra tamamen kapatacağız. Şimdi bunun içinde inanılmaz derecede bir ısı yoğunluğu oldu. Ne kadar buharı varsa yukarıya attık. Tamamı aynı eşit şekilde olacak. Sonunda görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Pilavımızı açacağız. Pilavımız kilo sayısı yüksek olduğundan dolayı 700 kişilik pilav olduğundan dolayı oturma yapmasın. Pilavı bir rahatlatacağız. Ondan sonra sunuma geçeceğiz. Şimdi şöyle kapağını açalım. Şu şekilde ben göstereyim pilavımızı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ne yapacağız? Rahatlatacağız önce pilavımızı. Şöyle bir yapalım. Maşallah. Kendi kendime mezarım diyecek vallahi. Görüyor musunuz arkadaşlar pilavı? Ya tokmak gibi oldu. Şimdi ne yaptık? Pilavımızı bir rahatlattık. Şöyle bir daha göstereyim. Şöyle söyleyeyim. Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun. Arkadaşlar pilavı rahatlatmak için yarım yarım küret dolduruyor. Biraz sonra devamını dolduracağım. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Benim bundaki amacım her şeyi ince detayına kadar gösteriyor. Bu işe gönül vermiş arkadaşlar var.
yeni başlayan arkadaşlar var. Ne yapacak, nasıl yapacak diye uğraşmasınlar. Direkt ustasından izlesinler, ustasından görsünler bu işi.